Herkese merhabalar. Şu anda saat gece 1:30. Ben üçüncü günü editliyorum. Saçım başım dağılmış bir halde ve birazcık da uykum var. Fakat sağlam bir kahve içmeyi planlıyorum ve hemen şimdi dördüncü günün kitabına başlamak istiyorum. Uçabilen Kız. Çünkü yarın hiç vaktim olmayacak. Koltuk takımlarım geliyor. Eve gidip temizlik yapmam lazım. Onları yerleştirmem lazım. Kitaplarımı kolilemem lazım çünkü cuma günü eve gidecekler. Cuma günü de bütün kitapları yerleştireceğim. Aynı şekilde yine adamakıllı kitap okuyamayacağım için ona kitabını da gece bitirmem gerekiyor. Ama cuma günü okuduğum kitabı dışarıda bitir günü. O yüzden büyük ihtimalle evde fırsat buldukça okurum. Şu anda emin değilim cuma günü ne yapacağımı dair. Gerçekten çok kötü bir zamanlama oldu benim için. Kitap hakkında hiçbir fikrim yok. Gerçekten konusunu dahi bilmiyorum. Kapağını aldanarak söylüyorum. Sanırım doğuştan uçabilen bir kız var ve onun hikayesini okuyoruz ama hiçbir fikrim yok gerçekten. Sadece çok fazla insan tarafından sevilmiş ve kız uçabildiğini düşündüğüm için benden farklı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bugün için bu kitabı seçiyorum. Bir kitabım daha var. Eğer okuyabilirsem onu da yani gece okuyacağım. Saat 23-24 civarında bitirmiş olacağım. Şu an saat 1 olduğu için. Daha fazla uzatmayayım çünkü şu an söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Hemen kitaba başlıyorum. Herkese günaydın. Dün Uçabilen Kız'dan sadece 20 sayfa okudum ve uyuyakaldım. Gerçekten ne kadar utanç verici bir an olduğunu söyleyemem bile sizlere. Şimdi kitaplarımı kolilemem gerekiyor çünkü yarın kitaplarımı taşıyorum. O yüzden akşama kadar okuyamayacağım maalesef. Ama akşam hem onu hem de bir kitap daha bitireceğim ama şu an hangi kitap olduğunu pek hatırlayamıyorum. O yüzden çok fazla bunu uzatmayacağım. Çünkü ben önce kitaplara başlamam lazım. Kitap bittiği zaman görüşürüz. Şu anda sizlere mum ışığı ile bağlanıyorum. Çünkü İstanbul'da kıyamet koptu. Gerçekten bizim neredeyse çatı yıkılıyordu. Nişanlımın üzerine ağaç devriliyordu. Çok fena İstanbul'un durumu ve hala yağmur yağıyor. Elektrik kablosu koptu sanırım. Şu an hiçbir şekilde elektrik de yok. Her yerde firi karanlık. Şu an mumlarla kitaplarımı toplamaya çalışıyorum hala. Bugün henüz okuyamadım. Hala Uçabilen Kız'da 20. sayfadayım. Ama bu gece bitirmek istiyorum. Bir kitap daha bitirmeye çalışacağım. Bitirebilir miyim emin değilim. Ama bugün iki kitap mutlaka yapmak istiyorum. Bu romantik atmosferde kitaplarımı topladıktan sonra hemen kitabı okumaya devam edeceğim. Umutluyum. İnşallah güzel bir kitap olacak. Uçabilen Kız'ı az önce bitirmiş bulunmaktayım. Kitap hakkında ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Öncelikle beklediğimden bir tık daha yavaştı ama beklediğimden daha güzeldi. Yani bu kadar güzel bir kitap okuyacağımı düşünmemiştim. Olaylar yine birazcık yavaş ilerliyordu fakat çok keyifliydi. Her yaştan insanın okuyabileceği hatta okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü farklılıkların ve kabullenmenin ne kadar önemli olduğunu, her insanın kendi olduğu şekliyle mükemmel olduğunu, daha doğrusu insan demeyeyim de her canlının kendi olduğu şekliyle mükemmel olduğunu anlatan bir kitap ki böyle kitaplara ben bayılıyorum. Gerçekten beni çok etkileyen bir kitap oldu. Kısaca konudan bahsedeyim. Piper adlı bir kızımız var. Kendisi uçabiliyor. Ama bunu kimsenin bilmemesi gerekiyor kasabasında. Çünkü kasabasındaki insanlar birazcık geri kafalılar ve işte bunun şeytanın oyunu olacağını düşünürler. Ama bir gün fark ediyorlar ve bu da hükümetin kulağına gidiyor ve Piper'ı hemen özel çocukların olduğu bir okula yolluyorlar. Bu okulda çok çeşitli çocuklar var ve çok çeşitli yetenekler var ve biz Piper'ın bu okulda neler yaşadığını okuyoruz. Güzeldi ya. Güzel bir fantastik hikayeydi. Güzel bir çocuk kitabıydı. Bilmiyorum, ben her yaştan insanı çok severek okuyacağını düşünüyorum. Ben çok severek okudum. Kitapta hoşuma gitmeyen çok fazla şey olmadı yani. Bazı noktalarda birazcık sıkıldım ama onun dışında hiçbir şey kötü şey yoktu. Gidişatı sevdim. Konuyu sevdim. İçine hayvanların ve bitkilerin katılmış olmasını daha da çok sevdim. Çünkü genelde bu tarz kitaplarda bunlar katılmıyor ama bence böyle çok harika olmuş bu kitap. Gerçekten çok keyif alarak okudum ve benim için güzel bir deneyimdi. Ormanın Esrarengiz Gözlerini bu akşam okumayacağım çünkü birazcık yoruldum. Onu yarın okumayı planlıyorum. Yarın hem onu hem Devrim Kızını okumaya çalışacağım ama yarın eşyalarımı taşıyacağım için okuyabilir miyim gerçekten bilmiyorum. Bu aralar çok yoğunum ve ancak bir kitap okuyabiliyorum. Hiçbir şekilde kendi hedefime ulaşamıyorum ve bu durum beni çok sinirliyor. Ama bilmiyorum. Ağustos'ta yapacağım bir maraton var. Türkiye çapında böyle bir Türklerin olduğu bir maraton. Yine BookTubeathon gibi 7 günlük bir maraton. 7 günde 7 kitap. O zaman güzel bir sonuç elde etmeyi düşünüyorum. Çünkü o zaman bütün işlerim hallolmuş olacak. Onu da aynı şekilde burada paylaşacağım zaten. Yine çok konuştum. Artık gidiyorum. Herkese iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.